Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal AKP'nin haram yemeyeceğiz, rüşvet almayacağız, suistimal yapmayacağız diyerek iktidara geldiğini ancak tarihte görülmemiş yolsuzluk ve rüşvetin şampiyonu haline geldiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, iktidardaki AKP'nin Türkiye'yi ahlaki ve manevi bir çöküşe ve çürümeye mahkum ettiğini güvenilir hiçbir değer ve kurum bırakmadığını söyledi. Yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin zengin kültür miraslarından bir tanesinin de dindar insanların dürüst olacağı inancı olduğu üzerinde duran Celal Kültürümüzde dindar insan haram yemez, rüşvet almaz, yolsuzluk yapmaz. AKP milletimizin bu temiz inancını istismar ederek iktidara geldi. Tarihimizde görülmedik yolsuzluk rüşvetlerin şampiyonu oldu dedi. 2001 tarihli AKP programında milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak, dokunulmazlık Tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirecektir denildiğini hatırlatan adam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek bu taahhüdünü yerine getirmesini istedi. Bu çağrımız bir feryattır. Siyasetteki ahlaki çürüme toplumu zehirlemektedir. Bugün Türkiye'de hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, rant deyince akla gelen nedir? Bu kelimeler söylendiğinde suçüstü yakalanmış gibi telaşlanan kimlerdir? Böyle bir ortamda siyasete, hukuka, devlet kurumlarına güven kalır mı? Özgür basın baskılarla yıldırılırsa, sayıştay raporları makaslanırsa? Bağımsız yargı birkaç ayda bir çıkarılan kanunlarla örselenip, Yandaşlarla doldurulursa namuslu hakim ve savcılar sürülür, yandaşlar terfilerle ödüllendirilirse vatandaş adalete nasıl güvenecek? Adalete güvenmeyen vatandaş kime başvuracak? Türkiye derin bir ahlak krizine sürüklenmiş, yolsuzluk girdabına kapılmış bulunmaktadır. Bu böyle devam edemez. Ülkemize de milletimize de yazık olmaktadır. Tarih ve millet huzurunda Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, iktidar partisini dokunulmazlıkları kaldırmak, yolsuzlukla mücadele için gereken kanunları çıkarmak, kamu yatırımlarında ve ihalelerde şeffaflığı sağlamak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, iktidarın hırsızlık ve yolsuzlukla mücadele etmek istemesi durumunda partisinin her türlü desteği vermeye hazır olduğuna da kaydetti.